çok kıymetli bir meslektaşımız daha gelecek. Estetik ve plastik cerrah, operatör doktor Taha Mehmetoğlu bizle beraber. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Cihan Hoca'yı tanıyorsunuz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet. Böyle bu tarafa doğru yaklaşınız lütfen. Nasılsınız Taha Bey? İyi misiniz? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz bu ara estetik cerrahları da bayağı popüler. Böyle yukarı doğru buyurun. Cihan Hocam siz de biraz yaklaşın arzu ederseniz. Şimdi yenildi, içildi, kilolar verildi, belki yüz kırıştı veya deformasyonlar oldu. Orada estetik cerrahlar devreye giriyor. Şimdi yüzde, özellikle yüzdeki estetik operasyonlar yapılırken nelere dikkat ediyorsunuz? Belirli bir altın oran diyoruz. Tabii altın ki. Oran nedir? Belli bir altın oran var mı? İlk önce seyircileri selamlamak istiyorum. Sonra sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bir meslektaş olarak böyle bir program düzenlediniz. Gerçekten de çok güzel bilgiler aktarılıyor. Biz de çok sık takip ediyoruz. Sağ olun. Tabii ki estetik cerrahide son zamanlar çok şeyler değişti. Yani yeni bir farklı bir trendler oluştu. Önceden dikkat ederseniz sizde sabit bir burunlar, sabit bir yüz görüntüsü. Bana Angelina Jolie şey ya, Jennifer Lopez kalçası yaptılar. Tabii. Aynı yüzler, aynı fabrika şeyi gibi. Son zamanlar artık hastalarda bu şekilde yapmıyoruz. Yani mümkün olduğu kadar hastanın etnik grubunu, geldiği coğrafi mevkiyi, konuşma dili, yaptığı meslek, sanatı, tiyatrocu mu, şarkıcı mı, yani bunlara kadar dikkat ediyoruz. Yani bunu dikkat ederken yani bazen de ağırlıklı olarak yüzdeki oranları da ön planda tutuyoruz. Altın oran ne demek? Altın oran şöyledir. Çok eskiden heykeltıraşların heykel yaparken belli oranları kullanıyorlardır. Yani bu bir sanatta mevcut olan bir şey. Halen de devam ediliyor. Mesela uzun çizginin kısa çizgi oranı. Göze hoş gelebilecek bir portre veya bir görüntü. Beyin tarafından hoş bir şekilde algılanıyor. Uzun çizginin kısa çizgi oranı 1.6 618 mesela. Kısaltmış olarak yani 1.6. Uzun çizgi dediğiniz bu çizginin yan mesela, çizgiye bu çizgi oranı 1.6. Bu ideal oran. Yani yaklaşık bir oran. Bu tabii ki bu çizgiler içinde olduğu zaman bir vücut çizgisi gözümüze hoş geliyor. Beynimiz olarak bunu hoş olarak kabul ediyoruz. Evet. Mesela Mona Lisa'nın portresine baktığımız takdirde elinin uzunluğunu oranı. O da 1.6. O da 1.6'ya yaklaşıyor. İzleyiciler ölçebilir mi mesela? Nereden nereye kadar ölçerse bu oranı? O... Ya mesela yüzün saçlarının bittiği yerden. Saçlarının bittiği yerine çene kısmını veya buradan kısmına, tabii yan tarafa ve doğru. İki şaka karısı. Veya burun uzunluğunun burun projeksiyonuna oranı. Burun kenar kanatlarının uzunluğunun ağız köşesine oranı. Bunlar hep 1.6 mı? 1.6'ya yaklaşıyor. Peki değilse ne olacak? Ya değilse tabii ki yine de insanın yüzündeki harmoniye dikkat ediyoruz. Yani bu harmoni mimiği kullanılacak. İnsan gözü onu algılıyor mu? Bu algılıyor. İnsanın yüzü tabii. Çok güzel veya bu insanın tabii. yüzünde tabii. bir şey... Yapılan dediğini... ünlü sanatçılarda olsun, ne bileyim daha çok böyle popüler insanlarda olsun, yüz analizinin yapıldığı takdirde burada bir altın oranı fark edilmiş. Yani... Modern çağımızda bu kabul ediliyor. Eskiden devam eden bir sistem ama olarak. Demek ki içimizde müthiş bir bilgisayar tabii, var. Bunu tabii. gördüğünde bu insan ne tabii. güzel. Tabii. Mesela şey mesela şöyle erkek şöyle bir şey. Değişiyor mu bu oran? Tansiyonun tabii. büyük tansiyonun küçük tansiyon oranı. Evet. Gibi yani, öyle bir gibi şey. EKG'de erkek kadında aynı mı bu oran? Erkek kadında hemen yani bizim estetik çizgilerimizi anlatacak oran aynı. Peki bunun dışında tabii ki bunlara dikkat ediyoruz. Ön planda tutuyoruz. Ama tabii ki hastanın tümüyle değerlendirmemiz lazım. Evet. Yani illa ben bu hastanın burun uzunluğunu altın orana tutturacağım, oturup böyle cetvelle ameliyat sırasında yapıyoruz onları ama hani mimiği, mesleği tabii ki ne iş yaptığı yani da çok önemli. Yani iş bireyselleşti. Bireyselleşti. Hekim de buradaki biraz sanatkarlığı da var. Kesinlikle, kesinlikle. Peki yüzde ya da şu an genel olarak en çok hangi estetik operasyonlar yapılıyor? Yüzde, veya genel olarak yüzde genel olarak, genel tabii olarak ki. Hangi yani operasyonlar? Genel olarak en çok yapılan operasyonlardan biri ister yurt dışında ister Türkiye'de olsun burun estetiği ön planda. Hala bir numara mı bu? Ön planda burun estetiği olarak çok sık yapılıyor. Tabii ki burun estetiğinde sadece burun estetiği olarak söylemek istemiyorum. Burun bizim soluk alma organımızdır. Yani burunla biz nefes alıyoruz,
Bunun dışında burunda hava ısınıyor. Burunda burun soluk aldığımız zaman sağ taraf sol taraf açılma kapanmalar. Bunun hafızayla son zamanlar bağlantı olduğu evet, yani düşünülüyor. Burundan nefes tabii, almalıyız. Burundan nefes hatta almalıyız. Yoga hacılarına göre bir de burundan evet, nefes kesinlikle. Vermeliyiz. Kesinlikle. Mesela gece yatarken ağız açık burun tıkanıklığı varsa ağız açık uyuduğumuz zaman ağız kuruluğu oluşuyor. Peki siz burun estetik evet, ameliyatlarında yani evet, rinoplastide bu hava yollarını da açıyor musunuz aynı evet, seansta? Kesinlikle. İhtiyaç varsa tabii. Tabii ki ihtiyaç varsa burunda içeride septum denilen bir kıkırdağımız vardır. Bu kıkırdakta hani biraz sağa sola travma görmüşse, şekil değişmişse o kıkırdağı o kısmından eksizyonlu yapıyoruz, çıkartıyoruz, rahatlatıyoruz. Veyahut hiçbir problemi yoktur mesela septum kısımda. Ama burun kenar kemiklerini yaklaştırırken daralma ihtimali olabileceğini varsayarak. Yani burun estetiğinde birinci tabii, dikkat ettiğiniz birinci hava dikkat yolunu eder, açık evet, hava yolu. Birinci fonksiyon. Evet. Fonksiyona